Yani şimdi bu zor bir soru. Tabii Ankara döneri mi, Tokat kebabı mı? Yani o kadar zor bir şey ki. Yalnız kardeşim, bu Ankara dönerinin yok olması insanlığın en büyük kayıplarından biridir. Gerçekten dünya tarihinin en büyük kayıplarından biridir. Bir, Ankara keşkülü bir faciadır bunun kaybolması. Ankara dönerin kaybolması bir faciadır. Ama sırrı bende bak, sırrı ölmedi. Sırrı bende. Ve Tokat kebabının tarihten silinmiş olması. Bakın bu acı olayı nasıl anladık? Yolda gidiyorum arabama, sağ taraftan baktım. Tokat kebabı Tokat fırınında yapılır diyor. En nadide şekilde falan. Aa dedik, sevindim falan. Ne güzel dedik. Ya dedik, Tokat kebabı yaptırın getirin. Etler şu kadar. Şu kadar. Patates kızartması koymuş yani. Böyle güzel kızartmış. Bolca patates kızartması. Biberleri kızartmış koymuş yanına. Domatesleri dilim dilim kesmiş, onları ızgarada pişirip koymuş. Tam bir facia. Tokat kebabına bir hakaret bu. Ve Türk mutfağına bir saldırı bu. Ya dehşet verici. Buna nasıl cesaret ettin ya? Bu nasıl yaptın? Buna ne gerek vardı ya? Ben bir şey yaptım de. Kebap yaptım de, tamam. Niye Tokat kebabının adını karıştırıyoruz? Facia. Ankara döneri, gezeriz tozları, hiçbir yerde göremem. Biz burada işte takdiden yapıyoruz. Eh! Eh diyoruz. Ya kardeşim, ben hiç unutmam. Yani Denizciler Caddesi'nde, Ankara'da. Abartmıyorum yani, bak 100 metreden acı acı kebap kokusu gelirdi, acı acı dönerin kokusu. Ve saat 10 gibi başlardı döner, 10.30 gibi falan, 12-1 gibi biterdi. Yetiştin, yetiştin. Şahane bir şeydi. Efendim söyleyeyim. Meşe kömürüyle böyle elektrikte adam hava gazını açıyor, çakmağı çakıyor böyle. Ya inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ne yapıyor? Bir de kıymayı yığmış. Kıymayı yemiş. Tüp gazdan döner yapıyor. Ankara döneri yapıyor. Ya çok korkunç. Böyle bir dönem yaşıyor olmamız. Çok acı ya. Ankara döneri bir kere kardeşim, pide de ayrı bir olaydır. Herhangi pide olmaz. Yutkunanlar biraz sakin olsun. Ankara'nın büyük ekmeği olur böyle. Nar gibi kızarmış. Geniş. Yani kiloluk büyük. Ama acına... Aaa! Kriz haline gelmesin. Olmadı mı böyle? Burada artık acıma hissi geliyor bana. Yapmayın. Mübarek ekmeğin üstünü şöyle bir gezerdi bıçakla, keskin bıçaktan. Kapak gibi alır, koni gibi çıkarırdı onun tepesini. O hamam tası gibi olurdu ekmeğin içi. Anladın mı? Hamam tası gibi, kapağını çıkarttığı için. Sonra döneri güzel herkes zaten bol kuyruk yağlı falan, cayır cayır yani. Çok acı kokardı. Ya. Döneri bolca içine doldururdu. Yani mesela iki porsiyonsa tam doldurtturmak lazım. Sonra onun altına suyu doluyordu asıl. Onun yarım kepçesi vardı. Ondan alıp alıp oradan ekmeğin üstüne gezdiriyordu. Şimdi ekmeğin o kapak kısmı direkt örtmüyordu. Onu o kebabın üstüne sürüyordu döneri. Kızgın yani. Sürüyordu, sürüyordu, sürüyordu. İyice ekmek kızıyordu. Ve o suyu da iyice çekiyordu. Anlatabildim mi? Biber öyle dandik biber değil, Ankara biberi, hakiki yani, bahçe biberi olurdu, uzun bahçe biberi, onların çoğu da acı olurdu böyle. O biberlerden bir tane koydu. Bir de iri Ankara domatesi. İri Ankara domatesi.
O da kalın dilim abi. Şöyle baş parmak kalınlığında kesilmiş. Ilık olurdu öyle çok. Yani kebabın yanında durduğu için soğuk olmaz. Soğuk domates yenmez. Ilık olurdu yani bayağı. Yani sıcak da değil, soğuk da değil. Ilık olurdu. Onları da koyuyordu kardeşim. Şimdi şu kavanoz gibi koskocaman biberliği vardı, karabiberli. Bolca ekiyordu mübarek üstüne böyle. Kardeşim yani o ne oluyordu biliyor musun? Çünkü normal sana bırakır sen ekmezsin. Biber, yok dersin, yok dokunuyor, mokunuyor falan dersin bir. Ya taze bir bulamazsın. Acımasızca ekiyordu böyle. Şimdi kardeşim o kendi baharı, o hafif kebabın kendi kokusu hepsi karışıyor. O acı biber kokusu, domates de bahçe domatesi. Üstüne şak kapağı kapatıyor da beyaz kağıda sarıyor. Buyurun afiyet olsun götürün. Ya insan eve kadar gidemiyor. Eve gitmek bir bela oluyor. Yani. Gidemiyorsun. Ayakların dolanıyor. Kardeşim açıyorduk insan el ayağı titriyor ya böyle ayağı titriyor. Çok acayip bir şey. Nasıl başlayacağını bilemiyoruz. Ekmeğin o konik kısmından hemen ilk şey de odur yani can kurtaran gibidir. Oradan biraz dönerdim biraz aldıktan sonra ilk şey de aklın başından bir gelir. Kendine gelsin. Tamamen bitirdikten sonra onun kırıntıları kalır. Ellemeyeceksin. Belki akşama doğru. Tamam. Daha fazla acı çekmeni istemiyorum. Osmanlı'da plokronik hareketler başlamış aşağıda. Evet buyurun dinliyorum. İki sevimli kedi var.